Değerli şiir dostları, yeryüzünde insanlığın son yüzyılda, hatta son yüzyıllarda yaşadığı en büyük travmayı hep birlikte yaşadık. Bundan hepimiz etkilendik. Şiir de etkilendi, festivaller de etkilendi. Dolayısıyla farklı bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Seçtiğim şiiri de daha önce düşündüğüm şiirden farklı olarak biraz da bu dönemi hatırlatması bakımından kitaplarımda yer almayan Sekerat isimli bir şiirimle sizinle selamlaşacağım. Sekerat biliyorsunuz insanın hayatının sonunda öte dünyayla ilk selamlaşmasındaki hesaplaşmanın adıdır. Dolayısıyla yıllar önce yazılmış bir şiir ama bu dönemin, bu yaşadığımız son bir yıl içinde yaşadığımız dönemin izlenimlerini hissederek dinlemenizi öneriyorum. Şiirimi tabii ki metinden okuyacağım. Çünkü şair kendi şiirini zor ezberler. İnsanın kendi şiirini bir yazma süreci vardır, bir kuluçka süreci vardır. O kuluçka sürecinde kelimeler, cümleler, dizeler farklı şekillerde dönüşe dönüşe belli bir sona geldiği için şiirin, şairin zihninde, şairin batnında o şiirin çok farklı versiyonları, o dizelerin, kelimelerin farklı hazırlıkları da olduğu için onlar şairi yanıltır. Dolayısıyla şiirin direkt olarak yüzünden okumak daha evladır diyorum. Ben onu tercih ediyorum. Sekerat. Sen bu kadar ağlayan mısın? Bugünlerde bu neyin nesi? Sokağıma çarpan kumul denizi. Evime, elime, ayağıma çarpan, bir hoş da karıncalandıran. Unutulmuş bir şifre diyorlar. Durdukça laleye benzetilirmiş tarihin avadanlığında, taşlarda kazılı bulunurmuş. Aya gidenlerin yanlarında götüremediği tek şeymiş. Bunu bazılarından duydum. Kardan ve kandan sızdırılmış, buğulu bir duvarın ardında, içinin tarifsiz dehlizlerinde, gözlerini yitirmiş bir cevelen de olabilirmiş. Bir anda gelirmiş gelirse, ardından çok ağlayanı olurmuş. Öyle diyorlar mütehassısları. O da Bruegel'in Mabil'inden rivayetle. Seni zor tanıdım. Bugün yine geldin, gelişin vaadi hüzün. Seni hayli zor tanıdım. Çiçeklere, böceklere bulanmıştı yüzün. Sessizce sokulan bir mahlukatın işte o an puslu hışırtısını duydum neferlerimin böğründe. Çözüldün geldin hiyerogliflerden sarsılarak, üstüme biriktin, kar gibiydin. Yıllarca hep çağırdım da gelmedin. Bugün işte geldin. Başkasını bilmem ya, bana gök sofrası olduğunda geldin. Hiç beklemediğim zamanlarda kapkara bir savlecan oldun geldin. Niyetin nedir bilmem ya. Sen bu kadar çabuk mu gelirsin? Bu sualinde suçüstüdür. Fır dönüyor rakkasenin kırık parça gönlü. Şu yıkık dökük imparatorluklar şehir imparatorluğu mu? Dehlizlerden soğuk soğuk terliyor su. Bir fare geçimi, kuş uçumu. Bekledikten sonra harlayıp gelen su. Sen misin bir sultanla bu halinde suçüstü? Bir ayağı aksasa da bülbül, boynu biraz eğriyse de kırmızı gül. Suskunluğu bulaştırıp içlerine dışlarına, anlatmıştım ya, cenklerine şuara taşıyordu sultan ruh-i zeminler. Sonrası bu kadar mı diye soruyorlar hala, gönlü kırık parça dönenen şehzadeler. Yani sen bahar mısın?
Dağ tepe, dere tepe, bir koşu, bir koşu. Ölü deniz, deli deniz dediğiniz yerdeyiz. Bu yılda gelmek istedi dağ taşı arasından başını uzatarak, baktı insanlara antennalar arasından başını uzatarak, iki program arasında nefes nefeseydik. Baktı tarla kuşlarına, sarı çiğdem başlarına, bakış o bakış, bakmadı bir daha. Ay yüzlü tenekeyle hınzır emaye, gülüyordu sere serpe. İlk yaza doğru açılan termik şıvgınlar, artık dost doğru genzine. Atlas tenteli bir tekneydi. Aldı demirini tayfasını, ebabil kuşlarını, zümrüdü ankalarını. Unutmadı farelerini, balık ağlarını. Açıldı gitti kozmik derinlikte, alüminyum yeşilliklere. Sonrası bu kadar mı? İşte bu kadar.